olmayacak. Bu nedenle hem son geldiğimiz dönemde Sayıştay'ın bu anlamda daha da işlevsizleştirilmesi ve diğer kurumların da Sayıştay denetimine tabi tutulmaması, yani bazı kamu ihale kanundaki 21B maddesinin işte ve benzeri hükümlerin işte en son resmi gazetede iletişim başkanlığına alınacak malzemelerin efendim Sayıştay denetimine tabi tutulması, kurum yetkisinde olması. Yani aslında bir 80 yıllık kültürü de ortadan kaldırdı. Yani bu bahsettiğimiz konular öyle 10 yıllık, 15 yıllık bu hale gelmiş konular değil. Böyle devam edelim mi? Biz milletvekilleri olarak Sayıştay raporlarını okuduğumuzda, ki şöyle bir çalışma da yapmıştık. Hani bir araya gelip bir şekilde bu raporları tartışarak arkadaşlarımızla, milletvekilleriyle, özellikle KİT komisyonunda bunu arkadaşlarımızla bunları toplu halde okuyorduk. Orada şöyle bir gözlemimiz olmuştu. İlgili raporları yazan uzmanlar aslında neredeyse aslında şifrelermiş gibi, yani oradaki usulsüzlüğü, sorunu okuyucuya gösteren, işaret eden ama çok da üzerine gitmeyen, biraz bunu okuyana bırakan, yani artık devamını da ben sana ipucunu verdim tabiri caizse, devamını da sen bul ve getir, işte ey siyasetçi, araştırmacı, gazeteci, sen bunun devamını bul getir gibi metinlerle karşı karşıya kalıyorduk. Bunu tabii çalışanların herhalde yani kendi geleceklerinden bir ölçüde endişe etmeleri gibi bir şeye yoruyorduk. Bu böyle midir? Önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Ardından da özellikle varlık fonuna işaret ettiniz. Yani Türkiye'de tabii hem meclis denetiminden hem Sayıştay denetiminden bu şekilde çok temel bu kurumların çıkarılması konusunu biraz daha açar mısınız? Bu ikisine sormak istiyorum. Şimdi tabii öncelikle hemen Sayıştay'la ilgili şunu söyleyelim. Yani bu kadar steril artık hale geldiği için raporlar direkt budur demeden parmakla gösterir hale geldi doğal olarak. Çünkü insanlar da haklı kendine göre. Şöyle ki kaygı duyuyorlar işte geleceklerinden, işlerinden. Çünkü bu ülkede biraz da şöyle bir durum söz konusu oldu son dönemlerde. Yani yarın bir gün sizin de efendim bir terörist olmama ya da bir suç örgütüne üye olmama gibi bir garantiniz yok yani. Çünkü birazcık böyle sorduğunuz zaman, biraz sorguladığınız zaman başınıza gelebilecekler daha önce şahit olduklarımızdan söylüyoruz. Yani olabildiği için. Ama demokrasinin vazgeçilmesi bu değil midir zaten? Yani neye ne kadar vergi ödediğini bilen, bunların peşine düşen, bunların akıbetini soran, vergilerin nereye harcandığının sorgulama aşamasına geçen, yani kimlerin vergi ödediği kadar, kimlerin ödemediğini de aslında analiz etmeye çalışan bir toplumla gelecektir zaten. Demokrasiye kavuşabilmemizin vazgeçilmezi budur. Şimdi bütçe hakkı dediğimiz şey zaten hocam, devletin nerelere ne kadar harcama yapacağı, bu harcamalar için halka ne gibi yükümlülükler getireceği konusunda halkın ya da onun adına karar vermeye yetkili olanların, yani parlamentonun söz sahibi olmasını ifade etmiyor mu? Bütçe hakkı anayasal bir haktır. Bütçe hakkı her vatandaşın hakkıdır. Yani 2021 yılı bütçesi parlamentoya neden gelir? Bu bütçeye vatandaşlar adına yetkili olan temsilciler, vekiller, parlamentodakiler evet ya da hayır diyecekler mi? Onlar adına söz sahibi olmasını ifade eder. Ki zaten bu yüzyıllar boyu süren bir demokrasinin getirisidir. Haraç ödemekten vergi ödemeye geçme aşaması. Yani biz bunu böyle 1215 Magna Carta'yla aslında tarihe başlatıyoruz bu anlamda. Yani oradaki işte haraç ödemeden vergi ödemeye geçmek, bu vergilerin nerelere harcandığını sormak, sorgulamak, bunların halkın söz sahibi olan vekilleriyle karar verme aşaması zaten demokrasiye geçişin başlangıcı. Bu da işte Magna Carta dediğimiz işle başlıyor. Ben hiç unutmuyorum, 30 Mart 1958'de rahmetli Bülent Ecevit'in bir köşe yazısında kullandığı bir cümle vardı. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. 30 Mart 1958'de Bülent Ecevit Vergi Şuuru adlı yazısında şu ifadeyi söylüyor. Her vatandaşın memleket hizmetleri için ödediği vergi
herhangi bir iktidar partisine ödenen aidat değildir ve o şuurla harcanamaz. Çok yani güzel. Tabii. Ya bu sene 1958'den bahsediyoruz. Yani 60 yıl önceye gidiyoruz neredeyse, 62 yıl önce. Yani Bülent Ecevit diyor ki her vatandaşın memleket hizmetleri için ödediği vergi bir iktidar partisine ödenen aidat değildir. Aynı durum bugün için de geçerli. 83 milyonun doğumdan ölüme, ekmekten suya, iğneden ipliğe kadar ödediği her delikli kuruş, her kuruş vergi hiç kimseye ödenen aidat değildir. Öncelikle bu algıyı doğru oturtmak gerekir. Yani ben hocam yıllardır özellikle yaptığım çalışmalarda da bu konuda o kadar çok şey yazdım, söyledim ki yeri gelmişken bir kez daha söylemek istiyorum. Şimdi bir kere sizin vatandaşa verdiğiniz değer, yani bir söz vardır, hitap muhataba biçilen kıymettir diye. Vatandaşa verdiğiniz değer şununla alakalı. Bizim anayasanın 73. maddesinde mükellefin tanımına baktığınız zaman karşılığında yükümlülüğü görürsünüz. Yani sanki bir suç isnat edilmiş, üzerimizde bir baskı var, biz yükümlüyüz bu anlamda. Yani o kamu gücünün üzerimizdeki aslında zorlayıcı tarafı, cebren tahsil etme tarafı çok bastırılarak söylenmiş. Ama Fransa'da taxpayer dediğimiz, yani mükellefin tanımı katkıda bulunan. Ve Fransa Devlet Başkanlığı binasının önündeki metroda şu ifadeler geçer sayın hocam. Bu metro Fransız vatandaşlarının katkısıyla yapılmıştır. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Çok önemli bir söz. Ciddi bir felsefi farklılığa işaret ediyor tabii. Tabii ki hem felsefi farklılığa hem vatandaşa verdiği değere de ifade ediyor aslında. Şöyle ki, şimdi bizde hep konuşulur bu. Gerçekten belki ana muhalefet partisi olsa da ya da bir başka partisi olsa da bunu söyleyecek. Yani işte yolunuzu yaptık, kanalizasyonunuzu yaptık, efendim köprünüzü yaptık. Bunu kimse kendi cebinden parasıyla yapmadı sayın hocam. Bunu 83 milyonun vergileriyle bunlar yapıldı, yapılıyor. Hatta son 18 yılda bir de geleceğimizden borçlandı. Şimdi önceden en azından var olan vergilerle yapılıyordu. Şimdi vergileri de şey oldu, bir bitirdik. Tabii bu sefer gelecekten borçlanarak yapmaya başladık. Nasıl? 14 yıl garantili köprüler, 20 yıl geçiş garantili otobanlar, hasta garantili hastaneler, uçak garantili, yolcu garantili havaalanlar. Doğal olarak biz geleceğimizi, gençlerimizin geleceğini de böylece ipotek altına aldık. Oysa bizim bütçe hakkımız vardı anayasada. Oysa bizim adil vergilendirme hakkımız vardı. Yani Amerika, ki bu konuda sohbetimizin başında da konuşmuştuk. Amerika'da bir yasa metni var. Ödemesi gerekenden fazla vergi ödememe hakkı. Yani şimdi hakkın vatandaşta yaratacağı etkiyi düşünebiliyor musunuz hocam? Ödemesi gerekenden fazla vergi ödememe hakkı. Hocam şöyle bir soruyla devam edelim. Biz beyannamede Ulusal Vergi Konseyi kurulacağını taahhüt ediyoruz seçmenlerimize. Burada da tabii temel amaç adaletli bir vergi politikasını uygulamak. Türkiye'de vergi politikaları bakımından sizin gözleminiz hangi adaletsizliklerin bulunduğudur? Yani temel olarak bütün tartışmalarda, siz de daha önceki yayınlarınızda, araştırmalarınızda bu adaletsizliklere çok da bir işaret etmiştiniz. Biraz bunlardan konuşalım. Yani karşı karşıya bulunduğumuz en büyük adaletsizlikler vergi bakımından nelerdir? Ve tabii bu Ulusal Vergi Konseyi'nin kurulması, bu adaletsizliklerin giderilmesi bakımından nasıl bir işlev görebilir? Hocam, vergi adil bir şey değildir bir kere. Yani adil bir vergi sistemi yoktur zaten. Ama daha az adaletsiz vergi sistemi olabilir. Yani adil, çünkü sizden cebren %40'ınızı, %50'nizi, bazı yerlerde %60'ınızı alan bir sistemde, cebren alan bir sistemde adaletten zaten bahsetmemiz doğal olarak hayatın olağan akışına aykırı olur. Adil bir vergi sistemi yoktur, ancak daha az adaletsiz bir vergi sistemi vardır. Bakın, 2002 yılında yürürlüğe giren özel tüketim vergisi, ÖTV dediğimiz kanundan bir örnek vermek istiyorum. 2002 yılında ÖTV'nin yürürlüğe girmesi aslında işte o dönemki AB uyum yasaları çerçevesindeydi ve temel amacı da aynen AB ülkelerinde uygulandığı gibi
geldi. Bir, sağlığa zararlı, insan sağlığına zararlı ürünleri, çevreye zararlı ürünleri vergilendirmek ve lüks tüketimi vergilendirerek gelir dağılımındaki o bozukluğu bir nebze de olsa giderebilmek. Şimdi Avrupa'da böyle uygulanan ÖTV'nin bizdeki uygulanış şeklini söyleyeyim. Yani bugün vatandaş yemeğini yaptığı mutfak tüpüne özel tüketim vergisi öderken milyonluk yat sahibi sıfır ÖTV ile yat almak. Şimdi burada zaten bir adım ötesi yok. Şöyle yok. Yani sizin vergi politikalarınız ya da vergi uygulamalarınız aslında yönetenlerin bir zihniyetinin dışa vurumudur. Yani Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının net maaş alması gibi bir hükmü bir nolu kararnameye koymak demek. Yani siz gelir vergisi ödeyin, asgari ücretli vergi ödesin, her türlü vergi ödeyin ama biz net maaş alalım, işte 15 bin 20 bin lira net maaş alalım demek zaten vergi sisteminin kimden ya da neden yana olduğunu gösterir. Yani bu ülkedeki muafiyet istisnaların, teşviklerin tamamı neredeyse %90'ı nereye gitmektedir? Sermayedarlara, sermaye sahiplerine gitmektedir. Yani siz şöyle bir vergi sistemi düşünebilir misiniz? İşçinin patronundan daha fazla vergi ödediği bir vergi sisteminde adaletten bahsedebilir misiniz Sayın Hocam? Yani 2019 yılında 848 bin kurum 78.8 milyar öderken aynı yıl maaşı kaynağında kesilen işçinin, emekçinin, memurun kaynağında kesilen vergisi yaklaşık 96 milyar. Böyle bir durumda vergi adaletinden zaten bahsedemeyiz. Ayrıca vergi yapımız içerisinde dolaylı vergilerin oranı %65 ile %70 seviyelerinde gidip gelmekte. Yani %70'e yakın dolaylı verginin olduğu bir coğrafyada bir vergi sisteminde zaten adaletten bahsedemeyiz. Zaten adaletten bahsedemeyiz. Bunu doğal olarak vergiyi de adil toplayamıyorsanız geliri adil dağıtamazsınız. Çok nettir bu. Bunun sonucu da çok nettir. Şimdi Ulusal Vergi Konseyi bu anlamda tabii ki çok önemli. Ki bu arada var vergi konseyimiz. Onu da söylemekte yarar var. Hani sanki vergi konseyimiz hani hiç yok, yeni kuracağız değiliz. Zaten bir vergi konseyimiz var ulusal anlamda. Bunun paydaşları da var, işbirlikçileri de var bu anlamda danışılması. Ama önemli olan kurumun olması değil, önemli olan kurumun işlevsel hale gelmesi. Tabii. Yani vergi ekonomik, konseyi var, danışmanlık yapıyor vergi konseyi. Ekonomik sosyal konsey de aynı şekilde. Toplanmıyor, çalışmıyor tabii. Sayın Hocam, şimdi raporlarının da her yıl resmi gazete yayınlanmasını, bu konseyin işlevini yüklenmesi. Bu önemli. Yani 83 milyonun şeffaflık adından önemli. Bence vergi konseyi önemli ki zaten var. Var olan vergi konseyini daha işlevsel hale getirmek gerekir. Etkinliğini arttırmak gerekir. Yani onun bir danışman gibi, danışmanlık müessesesi gibi çalışmaması gerekir. Baskılayıcı, zorlayıcı, mali saydamlığı, öngörülebilirliği, şeffaflığı temel ilke alan bir vergi konseyi olmalı. Vergi konseyinde her kesimden, her partiden ve yani mecliste grubu bulunmayan siyasi oluşumlardan da temsilci olmalı. Çünkü biz vergiyi toplarken kişi, siyasi düşünce, renk, dil, din ayırmıyoruz. 83 milyondan topluyoruz vergi. O zaman bunlar harcanırken de herkesin temsil yetkisinin olduğu bir vergi konseyi oluşturulmalı. Ayrıca vergi konseyinin yapması gereken, kurulduğunda yapması gereken en temel şey torba yasalardan vergi kanunu çıkarmayı tamamen yasaklamalı. Yani vergi konseyinin en temel kuruluş amacından bir tanesi bu olmalı. Vergi kanunu torba yasayla çıkmaz Sayın Hocam. Torba. Torba yasa Roma hukukunda bitti zaten. Biz hala torba yasa kullanıyoruz. Romalılar döneminde kullanılıyordu torba yasa. Yani çünkü torba yasa şeffaflığın önündeki en büyük engeldir. İçine her taraftan kanunları doldurursunuz. Birkaç tane küçük 83 milyon ilgilendiren, sevimli gelen, vatandaşa hoş gelen kanun koyar. Onu medyaya verirsiniz ama arkasında bir sürü başkaca kanunları değiştirip aslında vatandaşın cebinden çıkacak vergiyi de bilmem harcı da bilmem resmi de payı da fonu da arttırabilirsiniz. O yüzden vergi konseyinin temel amacı torba yasalardan vergi çıkarılmasını önlemek. İkinci temel amacı da
etki analizi dediğimiz, ki kanunlarda olması gereken düzenleyici etki analizi dediğimiz, yani bir kanunun özellikle bütçe hakkı gereğince bir kanunun vatandaşa ne getirip ne götürdüğü, ya toplumsal maliyeti, ekonomik maliyeti, sosyal maliyetinin ne olduğu, paydaşlarıyla görüşüp görüşlerinin ne olduğunun o etki analizinde yapılıp ondan sonra kanunun plan bütçeye gelmesi ya da plan bütçenin de bu anlamda işlevsel hale getirilmesi gerekir ki eskiden dinlenirdi çünkü. Yani siz bir STK'ysanız örnek veriyorum hocam, gider orada plan bütçede konuşmanızı yapar, görüşlerinizi bildirirdiniz aslında. Dediğim gibi vergi konseyi hali hazırda var. Bunun daha işlevsel, daha etkin ve anayasal bir kurum olarak bağımsız olması gerekir. Bizim en temel sorunumuz bu. Ya, bu anlamda eğer bağımsız olur, şeffaflığı, öngörülebilirliği, hesap verebilirliği de temel alırsa, torba yasalardan vergi kanunları çıkmasın diye bir temel amacı olur. Düzenleyici etki analizi yapılmadan meclise bir vergi kanunu gelmesin. Biz anayasal olan vatandaşın bütçe hakkının korumakla yükümlüyüz şiarıyla hareket ederse çok da faydalı olur. Ayrıca resmi gazetede kararlarının, raporlarının yayınlanması da bir yıl boyunca hakkımızda neler olduğunu, neler konuşulduğunu 83 milyon vatandaşın da bilmesi açısından çok önemlidir. Hocam, bir sorum daha var. Buyurun ama siz sorduktan sonra ben cevap vereyim. Peki. Şimdi çok faydalı oldu bu açıklamalarınız. Teşekkürler. Şimdi biz tabii bu tartışmalarda sizin çok dikkat çektiğiniz önemli bir meselenin de altını çiziyoruz gerçekten. Yani vergi ile temsil arasında, demokrasi arasındaki ilişki. Aslında bu çağdaş demokrasinin, temsil demokrasinin ortaya çıkışındaki en temel etken. Yani kıta Avrupa'sında da böyle, Kuzey Amerika'da da böyle. Şimdi burada tabii bizim açımızdan pratik siyasi işleyiş bakımından en önemli mecra Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve meclisin bu konuda daha etkili olabilmesi, şeffaflığı, adaleti yakalamada, sağlamada meclisin öne çıkması açısından tabii dünyadaki iyi örnekler, bu konudaki başarılı örnekler gündeme geliyor. Burada da doğal olarak meclisteki çoğunluğun tahakkümü değil, çoğulcu bir anlayışta hesap vermeye dayalı, hesap verme ilkesine, hesap verebilme ilkesine dayalı bir işleyiş gündeme geliyor. Burada da biliyorsunuz Plan Bütçe Komisyonu gibi, kesin hesap komisyonu gibi alanların etkinliğinin öne çıkması ve burada muhalefetin, muhalefette bulunanların hesap sorması öne çıkıyor. Şimdi biz bu kapsamda diyoruz ki mecliste bir ayrı bir kesin hesap komisyonunu kuracağız diyoruz ve bunun iktidarda bulunmayan bir partinin mensubunun bu komisyona başkanlık yapacağını söylüyoruz. Şimdi bu Türkiye açısından yeni bir durum. Çünkü biliyorsunuz meclisteki bütün komisyonlarda, hele ki şimdi uzun süredir tek bir partinin mecliste çoğunluğu olduğu için iktidarın kesin bir hakimiyeti var. Ve o yüzden hani etkili bir denetim, etkili bir çalışma imkanı da aslında olamıyor. Çünkü oylar veriliyor değil mi? Biliyorsunuz işte kabul edenler etmeyenler vaziyetinde. Şimdi siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemli görüyor musunuz? Bu soruyla önce başlayalım, biraz daha açalım sonra. Şimdi kesin hesap kanunu komisyonunun kurulması ve başkanının iktidar partisinden olmaması, yani ana muhalefet ya da muhalefetten birisinin olması Türkiye'de bence iktidarı eleştirmek üzerine kurulu bir sisteme döner. Çünkü aynı zamanda siyasi ahlak yasası olmadığı için ülkemizde bu anlamda maalesef kesin hesap komisyonunun bu anlamdaki muhalefet tarafından başkan olarak yönetilmesi, kesin hesap komisyonunun ya da kesin hesapla ilgili yapılacak bu çalışmanın iktidarı eleştirmekten öteye geçeceğini düşünmüyorum ben. Bizim tabii siyasi ahlak yasası ile ilgili 5. maddede yine beyannamede yine bir önerimiz var. Onu da hatırlatmam lazım. Tabii olduğu için söyleyeyim. Yani siyasi ahlak yasası geçer. Eğer o da uygulanırsa o zaman belki iktidarı sadece eleştirmek maksatlı bir argüman haline gelmez. Bu araçtan başka bir yere evrilebilir. Bir evrilebilir. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tarz komisyonlarda başkanlık etmek muhalefet adına iktidarı eleştirmekten öteye geçen bir kurum olmaz. Sadece bu iktidarı eleştirmek için bir araç haline gelir. Ondan ziyade, kesin hesap komisyonundan ziyade ülkedeki vergi bilincinin gelişmesine katkı sunacak.
STK'ların çoğaltılması, işlevsel hale getirilmesi ve etkinliğinin arttırılması çok daha önemlidir. Çünkü hocam bu vergileri ödeyenler 83 milyon vatandaşlar. Bunlar anayasayla belirlenmiş kurumlara üye olmak ya da yasa ile belirlenmiş kurulan kuruluşlara üye olmaktan ziyade her vatandaşın rahatlıkla gidebileceği, her kesimin daha çoğulculuk ve çoğunlukla temsil edilebileceği STK'ların bu alanda oluşturulması ve bunların etkin işlevsel hale getirilmesi bence bundan çok daha önemlidir. Neden önemlidir? Ülkemizdeki en büyük sorun, yani vergi bilincinin gelişmemesindeki en büyük sorunlardan bir tanesi de ki bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının olmaması. Ki Sayın Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 97 yılında kurduğu VAVEK, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği başkanlığını yaptığı, kurduğu VAVEK Derneği bunun en güzel örneğidir aslında. Yani Sayın Genel Başkan bu anlamda mücadele etmiş, bu alanda uzun yıllarda ter akıtmış, gönül vermiş birisidir aynı zamanda. Yani önünü açmıştır Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşın vergisini nasıl koruyabilir? Yani vergi neden korunmalıdır? Kimden korunmalıdır? Önünü açmıştır. İşte bu STK'ların daha çok, daha fazla ve daha işlevsel hale getirilmesi her şeyden önemlidir. Bakın, Kanada'dan size bir örnek vereyim hocam. Kanada'da bir STK var. Adı Mükellef Federasyonu. Yani Türkçe karşılıklarını söylüyorum. Mükellef Federasyonu. Sloganı ayağa kalk ve sesini duyur. Kanada'nın en büyük STK'sı. Ayağa kalk ve sesini duyur. Amacı vergiyi azaltma, kamu harcamalarının doğru, adil, israfsız yapılması konusunda hükümetleri baskılama. Vergiyi azaltma ve kamu harcamalarının doğru, adil, israfsız yapılması konusunda hükümetleri baskılama. Çünkü işte bu vergi şuuru ile, ancak bu vergi bilinciyle biz demokrasiye kavuşabiliriz. Ya bir ülkede vergi bilinci ne kadar çok gelişmişse hak arama bilinci de o kadar çok gelişmiştir. Bu hak arama bilinciyle birlikte vatandaşın oy davranışının rasyonalitesi de artar. Daha rasyonel oy davranışı gösterir. Başka bir örnek vereyim. 1988 yılında kurulan Dünya Mükellefler Birliği vardır. Yine aynı alanda çalışan bir STK. 44 üyesi vardır. Türkiye buna üye değildir. İlk defa söylüyorum bunu. 44 üyesi vardır Dünya Mükellefler Birliği'nin ve Türkiye buna üye değildir. Neden üye değiliz? Neden bu alanda çalışan STK'larımız yok? Neden bu alanda çalışan ya da çalışmaya gönüllü STK'ların desteklenmiyor, teşvik edilmiyor? Çünkü hocam şu bir gerçek, şu gerçekle artık yüzleşmek zorundayız. 83 milyon olarak. Ülkenin toplam bütçesinin %82'den fazlasını 83 milyon vatandaşın vergileriyle finanse ediliyor. Vatandaş çocuğuna yedirmediğini devlete veriyor. Vatandaş sinemaya gideceği parayı devlete veriyor. Sinemaya gittiğinde ayrıca para ödüyor. Vatandaş sabah kalktığında musluğu açtığında daha güne 5 adet vergiyle başlıyor. Yani gün içerisinde, yani bir ev alır, evin alım satım harcı öder, emlak vergisi öder, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi öder, emlak vergisinin %10'u kadar taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı öder. Yani siz uyursunuz, vergi uyumaz. Siz gece yatarsınız hocam. Buzdolabınız açık olduğu için elektrikten alınan 4 tane vergi uyumaz. 24 saat boyunca çalışır. TRT payı, elektrik tüketim vergisi, KDV, enerji fonu. Bakın, demek ki biz uyusak bile vergiler uymuyor. O zaman bu vergilerin akıbetini sormak da her vatandaşın hakkı ve görevidir. Ve demokrasinin gereğidir. Vazgeçilmezse vazgeçilmesidir. Oy, vergi ve demokrasi birbirinden bağımsız asla ve asla düşünülemez. Bu yüzden vergi konseyi çalışması önemlidir ki vardır zaten. Bunun daha etkin, daha işlevsel, daha bağımsız hale getirilmesi. Ama bundan ziyade benim şahsi düşüncem, bundan ziyade tamamen STK'ların bu alanda çalışacak sivil toplum kuruluşların desteklenmesi, örgütlenmesi, bilinçlendirilmesi daha geniş bir kesimin de söz sahibi olmasını ifade eder bu anlamda. Bu STK'larında mutlak suretle bu alanda çalışan, vergi alanında çalışan, kamu harcamaları alanında çalışan, şeffaflık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında
mutlak surette plan bütçe komisyonunda ya da ulusal vergi konseyinin tabi üyesi olup hem görüşlerini dile getirmeli hem de plan bütçe komisyonuna gidip meclis tutanaklarına şerh düşmeli. Çok güzel. Bu, çok özür diliyorum hocam. Bu uzun vadede bizden sonra gelecek nesillerin de hangi vergi kanunu ne amaçla koyduğumuzu, bundan ne hedeflediğimizi daha rahat anlayabilmeleri ve günün koşullarına uygun olup olmadığını daha rahat çözümleyebilmeleri için de çok önemlidir. Yani bu şerh düşmenin sadece muhalefet etme gibi düşünülmesi çok yanlıştır. Yani meclis tutanaklarına şerh düşmenin bizden sonra gelecek nesillerin daha kolay politikalar belirleyebilmesi, daha doğru politikalar belirleyebilmesi için de bir ön izlemedir. Bu anlamda bu STK'ların kesinlikle plan bütçe komisyonundan mutlak surette dinlenmesi, kurulacak bir ulusal vergi konseyi ki var olan vergi konseyinde paydaşlarından biri olması kaçınılmaz ve zorunludur. Tabii. Şimdi burada izleyenlerimiz için belki biraz açıklamak gerekir. Gerçekten bu tutanağa bu konuların nasıl geçtiği çok mühim oluyor. Bir örnekle açıklayayım. Ben Dışişleri Komisyonu üyesiyim. Diyelim bir anlaşma geldiği zaman, bir ekonomik işbirliği anlaşması örneğin. Şimdi anlaşma metinleri zaten biraz birbirine benzer, farklı ülkelerde yapılan. Son birkaç yılda yapılan, diyelim 15-20 yıl önce yapılan, 30 yıl önce yapılan anlaşmaları bulursunuz. Yani o komisyonda çalışan insanlar. Onların tutanaklarını okursunuz ve böylelikle bunlar nasıl konuşulmuş, nasıl ele alınmış, hangi sorunların üzerinde durulmuş diye bir akıl yürütme yaparsınız ve o şimdi gündeminizde bulunan konuyla ilgili de size bu tabii yol gösterici olur. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Hem burada tabii sivil toplumun dediğiniz gibi bir katılımı, bu alanda uzmanlaşmış bir sivil toplum alanının katılımı gerçekten demokratik işleyiş bakımından, müzakerelerin kalitesi bakımından, doğru kararlar oluşturma, politika oluşturma bakımından çok kritik olacaktır. Şimdi sevgili hocam, son sorumu da şöyle sormak istiyorum. Yani çok önemli konulara temas ettiniz. Türkiye'de tabii hadisenin özü aslında yine demokrasiyle ilgili olduğu gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Ve ne yazık ki Türkiye'de son dönemde tabii tek bir partinin vaziyete hakim görünmesi ve demokrasiden uzaklaşma, hesap verme anlayışının, siyasal sorumluluğun gerilemesi gibi gelişmeleri yaşıyoruz. Ama tabii bunu değiştireceğiz biz, o işin başka bir tarafı. Şimdi bu demokratik gerileme, Türkiye'deki vergi adaleti, şeffaflık, kaynakların etkin kullanılması gibi konuları nasıl etkiliyor diye bir soruyla kapatmak istiyorum. Çok basit, çok net bir örnek verip ben de buna katkı sunmak istiyorum Sayın Hocam. Şimdi bakın, gelir vergi, temsilsiz vergi olmaz dedik. Demokrasiden bahsettik. Bütçe hakkı dedik. Vergi hakkı dedik. Doğru ve adil vergilemenin parlamento eliyle geçmesinden bahsettik falan. Ama geldiğimiz bugün parlamento bu anlamda da bypass edilmiş durumdadır. Sadece gelir vergisi kanununda hocam. Sadece gelir vergisi kanununda Sayın Cumhurbaşkanı'na 42 tane atıf vardır. Ne demek 42 tane atıf? Yani sadece gelir vergisinde alt ve üst limitleri belirlemedeki oran belirleme yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bakın, bugün otomobilde ÖTV'yi en yakın zamandan bir örnek verelim. Otomobilde ÖTV'yi bir sabah uyandığımızda %160'dan %220'ye çıktığını gördük. Bu vergiyi 83 milyon ödeyecek. Bir sabah. Ha, %220 yine tabii iyi bir rakam. Neden diyeceksiniz? Çünkü hali hazırdaki yetkiye baktığımızda %320'ye kadar da yetkisi var Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman yani bir aracın, en lüks aracın sıfırdan 100 kilometreye çıkması bile verginin %320'ye çıkması kadar hızlı olamaz. Çıkardım dediği an çıkar. O zaman vergi aslında parlamento yetkisinin dışına çıkmıştır. Yani bu şu an yeni sistemde Sayın Cumhurbaşkanı ama eski sistemde de bakanlar kuruluydu. Aslında değişen bir şey yok. Bu verginin yasallığını tamamen zedeleyen bir durumdur. Çünkü bunların ne kadar etkin kullanılacağı, ne açıdan kullanılacağı, o zaman bu aslında bir kişiye ya da bir gruba, bu anlamda bakanlar kuruluna eski haliyle verilen yetki, belli bir grubu da koruyabilir. Belli bir gruptaki bu düzenlemeyi, oranı değiştirerek avantajlı hale getirebilir ya da dezavantajlı hale getirebilir. O yüzden öncelikle vergi alanındaki her konunun meclisten çıkması
parlamentodan çıkması temsil yetkisiyle, yani temsilsiz vergi olmaz ilkesinin gereğidir. Şeffaflık konusuna gelince umarım bundan sonra çağrı beyannamenizde de belirttiğiniz gibi hem siyasi ahlak yasası hem de kesin hesap komisyonunun yapması gereken en temel şey torba yasalardan asla ve asla vergi kanunlarının çıkmaması olmalıdır. Onun dışında her vatandaş ödediği verginin çok basit e-devlet entegresi üzerinden, Finlandiya'da böyledir, TC kimlik numaranızı girdiğinizde ne kadar geliriniz olmuş o yıl ve bu paralarınız nerelere harcanmış toplamda 2 dakikanızı almaz. Yani bugün bizim ülkemizde bu anlamda doğru veriye ulaşmak zaten en büyük sıkıntı. Yani hocam şöyle bir örnek vereyim ben. Bazen biz de arıyoruz, işte TÜİK'e giriyorsunuz, kırık bir link çıkıyor karşınıza. İşte Gelir Vergisi Başkanlığı'nda bir veri arıyorsunuz, verinin yeri değiştiriliyor falan. Yani ben Gelir Vergisi Başkanlığı'nda bazen bir veriye 1,5-2 ayda ulaşırken TCK'nın sitesine girip bir atın 3 soy önceki dedesini bulmaya çalışsam 30 saniyemi almaz. Yani hani TCK daha şeffaf çalışıyor. Yani at ne kadar kazanmış, jokeyi ne kadar kazanmış, bu at kaç yılında doğmuş, dedesi kimdir, atası kimdir? Ya biz neye ne kadar vergi ödediğimizi yaklaşık ben bu çalışmalara başladığımdan beri ya yani 10 yıl olsa 10 yıldır soruyorum, hala net bir cevap alamadım. İşte asıl önemli sorunlardan bir tanesi de bu, çözülmesi gereken, çözüm bekleyen şeffaflık. Şeffaflık, şeffaflık. Hesap verebilirlik, öngörebilirlik. Vergi politikaları mutlak surette de öngörülebilir olmalıdır. Hocam, yani siz bir otomobil distribütörü olarak Almanya'dan işte yüklediniz gemiye 80 tane araç siparişi verdiniz. Aracınız gelirken daha Almanya'dan çıkalı 2 gün olmuş. Bir ay sonra size ulaşacak. 2 gün sonra yolda ÖTV değişiyor. Siz müşteriye ne diyeceksiniz? Siz ana bayiye Almanya'ya ne diyeceksiniz? Siz o arabaları kime satacaksınız? Nasıl satacaksınız? Vatandaş ne diyecek? Çünkü herkes bütün plan programını bir sonraki yıl ne kadar vergi ödeyeceğine, yani bu bir restoranın fiyatlarını da belirlemesinde önemli. Çünkü sabit maliyetlerin içerisinde vergi var. Ben yarın kalktım kurumlar vergisini 20'den 25'e çıkardım dediğinizde o vatandaşın o dönem içerisindeki birim maliyetlerinde artışa gitmek zorundadır. O vergiyi çünkü kazanabilmesi için. Aksi halde cebinden yer. Çok basit örnekler bunlar. Ayrıca son olarak umarım ve diliyorum bir daha bu ülkeye vergi affı altında bir kötülük yapılmaz. Çünkü her vergi affı vergisini düzenli ödeyene vergi yükü getirir hocam. Her vergi affı vergisini düzenli ödeyene vergi yükü demektir. Her vergi affı sistemdeki gönüllü uyum sergileyen dürüst mükellefi sistem dışına iter. Her vergi affı bu ülkenin demokrasisine vurulmuş bir darbedir. Her vergi affı bu ülkenin demokrasisine vurulmuş bir darbedir. Son olarak bitirirken 01.11.1936 yılında TBMM 5. yasama yılı açılışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kürsüden söylediği cümleyle bitirmek istiyorum. Hayatı ucuzlatmak icap ettikçe vergileri indirme siyasetine devam edeceğiz diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha rahmetle yad edelim saygıyla, sevgiyle. O kadar güzel söylemiş ki biz ondan 80 yıl sonra, 90 yıl sonra aynı şeyleri yapmak için hala uğraşıyor, hala dinliyoruz. Evet, çok güzel bir kapanış oldu. Ozan Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir tartışma oldu bizim için de. Değerli izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Tartışmaya devam edeceğiz. Tekrar çok teşekkürler Sayın Bingöl. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim Sayın. Değerli izleyenlerimiz, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Gazeteci, yazar Sayın Murat Ağırel. Hoş geldiniz Sayın Ağırel. Merhaba, hoş bulduk. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini tartışmaya devam ediyoruz. Beyannamemizin 7. başlığı, Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak, Ulusal Vergi Konseyi ve TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulacaktır ifadeleriyle başlıyor. Sayın Ağırel, tabii biliyorsunuz özellikle Türkiye'deki yolsuzluklar, usulsüzlükler üzerine çok kapsamlı araştırmalar yapan bir gazeteci arkadaşımız. Yani Türkiye'deki araştırmacı gazetecilik geleneğinin, burada tabii Uğur Mumcu'nun da adını anmak gerekiyor, önemli bir temsilcisi. Bizim için tabii büyük mutluluk bu yayında birlikte olmak.
Sayın Erler, şöyle başlayalım. Bir defa Türkiye'nin geleneğinde, yani bu iktidar öncesinde tabii içine katarak, ağırlıkla onu katarak söylüyorum. Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi, yolsuzlukların engellenebilmesi, meclisin denetim işlevini yerine getirebilmesi gibi konularda Sayıştay ne işe yaradı, ne işe yaramıştır? Sağ olun. Öncelikle teşekkür ederim beci sözleriniz için. Aynı zamanda benim yolumu zaten Uğur Mumcu'nun ışığıyla aydınlatıldığını da belirtmek isterim. Benim mihenk taşım diyebilirim. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine de sahip çıkan bir gazeteci olarak mücadele ediyorum. Evet, ne yazık ki daha önceki yıllardan ve bu zamanki yıllardan kesitler vermek gerekirse yolsuzluk her dönem vardı zaten. Yolsuzluk, mevzuata aykırılık, aynı zamanda hesap verememe ya da vermeme isteği her zaman olmuştu. Bütün iktidarların ve siyasi partilerin görev aldığı dönemlerde kısmen de olsa yaşanmıştı bunlar. Ama şu 18 yılda yaşadıklarımız, inanın geçmiş yıldaki 90 yıla rahmet okutacak düzeyde. Öyle şeyler yaşanıyor ki füşursuzca ve hesap vermemezlik noktasında kendilerine öyle bir özgüven buluyorlar ki karşınızdaki soru sorduğunuzda karşınızda bulunan kişinin Sayıştay'da böyle bir denet, böyle bir rapor var ya da elimizde böyle bir belge var efendim, bununla ilgili ne diyorsunuz dediğinde ne bulduysan hepsi doğru kardeşim, istediğin yere git şikayet et diyebiliyorlar. Bu noktadalar. Çünkü hesap soracak merci yok şu anda. Tek bununla ilgili de işte parti devleti eleştirisi yapıldığı zaman tam da bu noktada bunu biraz daha yaygınlaştırmak gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız partili Cumhurbaşkanımız. Bizim savcımız şu anda ne yazık ki partili savcı, partili hakim konumuna geldi. Bugün üniversitelerde partili rektörden bahsediyoruz. Partili valimiz var, partili belediye başkanlarımız normal olarak var. Aynı zamanda partili devletin organlarında yer alan ve bürokrat olup halka hizmet etmesi gereken insanların sadece parti hizmet eder duruma geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla kendi sırtını partiye dayadığı için ve iktidarda mutlak güç olduğu için şu anda ben hesap vermiyorum diyor adam. Ya da bunun hesabını sorabilecek kimse yok diyor. Ve güveniyor buna. Çünkü belirli bir zaman sonraysa bununla ilgili her şey unutulacak diyor. Ve biz gerçekten unutuyoruz. Gerçekten unutuyoruz Yunus Bey. Bununla ilgili 10 gün önce çıkarılmış belki de bazı bizim gibi çağdaş ülkelerde, tırnak içerisinde çağdaş ülkelerde hükümeti istifa ettirecek olan yolsuzluklar sadece 2-3 günlük bir gündemde durduktan sonra unutulup gidiyor hepsi. Bugün mesela bir babanın, Kocaeli'deki bir babanın oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar ettiğini kaç kişi hatırlıyor? Ya da Urfa'da Zeynep'in, 12 yaşındaki Zeynep'in -21 derecede çok soğukta terlikle okula gitme mücadelesini kaç kişi hatırlıyor? Ya da Konya'nın Ereğli ilçesinde Mavi Çeşme'nin 12 TL yevmiye için havuç toplama için gittiğinde oradaki çocuğunun 40 günlük çocuğun açlıktan donarak ölmesini kaç kişi hatırlıyor? Bunların nedeni ise işte bu ortaya çıkarılan yolsuzluklar. Bunu siz anlattığınız zaman demagoji diye nitelendiriliyor. Bunu topluma anlattığınız zamansa toplum siz anlattığınızda ne olacak? İşte hiçbir şey olmuyor diyor. Biz 10 yıllardır anlatıyoruz ve ben 2008 yılından itibaren mütemadiyen yargılanıyorum. Niçin yargılanıyorum? Çeşitli bahanelerle yargılanıyorum. İşte bu haberlerimizden dolayı, bu yaptığımız insanların paranız çalınıyor ya da paranız yağmalanıyor dediğimizden dolayı biz yargılanıyoruz. Bunu denetlemekle yegane kurum kim? Sayıştay. Anayasanın 160. maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, yani biz vatandaşlar adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli. Ayrıca Sayıştay, mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlaması da Sayıştay tarafından yapılıyor. Ama geldiğimiz durumda öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki Sayıştay'ın raporlarını okuduğumuzda her geçen yıl biraz daha Sayıştay raporlarının üstü kapalı şekilde geçiştirildiğini gördük. Ve görüyoruz. Bunlarla ilgili kitap yazmış biri olarak söylüyorum ben. Şimdi bilindiği gibi Sayıştay kamu kaynaklarını Türkiye Millet Meclisi adına denemekle görevli. En önemli kurumumuz bizim. Ne var ki bu kurumumuz merkezi yönetimin diğer kurumları gibi asıl görevini yapamaz duruma düşürüldü. Çünkü yürütmenin dışında bağımsız olarak görev yapması gereken Sayıştay
özellikle partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yürütmenin talimatları doğrultusunda çalışır duruma geldi. Yani Sayıştay bir bakıma bağımsızlığını yitirdi diyebiliriz. Sayıştay, Sayıştay olmaktan çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yazık ki bu son geçilen sistemden dolayı da göstermelik hale gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden Sayıştay raporları da ortada kaldı, yani sonuçsuz kalıyor. Denetimler sonuçsuz kaldı diyoruz. Zira raporlarla ilgili olarak hiçbir işlem yapılmayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerine kaldırılıyor. Denetim raporlarına baktığımızda siyasi iktidarın tepkisini çekmemek için ya denetim tespitlerinin saptırıldığını ya da gelecek yıl denetimlerde izlenecektir diyerek geçiştirildiğini görüyoruz. En garip olanı da bakanlıkların taşralarında bağımsız muhasebe birimleri oluşturulamadığı için sadece merkez teşkilatlarında denetim yapabildiği halde bakanlıkların denetim raporları tüm teşkilatlarını kapsıyormuş gibi düzenleyip yayınlamış olması. Yani o kadar çok önemli konular var ki, ben çok teşekkür ederim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu maddeyi kendi gelecek politikaların arasına aldığı için. Çok önemli maddeler var, çok önemli konular var. Mesela diğer bir önemli konu Sayıştay Kanunu'nun 44. maddesi uyarınca kamu idarelerinin raporlarının kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Şimdi Sayıştay bu duyurma işini raporları web sitesinde yayınlamakla yapıyor. 2019 yılı denetimlerine başlanılmış olduğu halde belediyelerin, özel idarelerin ve kalkınma ajanslarının raporları çok geç yayınlandı. 2020 denetimleri başlamasına rağmen 2019 raporları çok geç yayınlandı. KİT raporları komisyona daha yeni geldi, siz de biliyorsunuz. Belki KİT raporları bütçe görüşmelerinden önce gelmiş olsaydı mecliste bununla ilgili tartışmalar olurdu, söz alınmalar olurdu ve kamuoyu da bunun hakkında bilgiye haiz olurdu. Ama bütçe görüşmeleri bitti. KİT raporları daha yeni meclise geldi, komisyona sunuldu. Bu idarelere ait raporlar ilgili idarelere gönderiliyor. Meclise de gönderilmesi gerekiyor ama meclise gönderilmiyor. Kamuoyuna duyurmaya geciktirmekle denetim raporlarındaki usulsüzlükler haliyle Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında da konu edilemedi. Bunlar ilk defa olan uygulamalar. Peki ben araya girip bir şey sormak istiyorum. Biz geçtiğimiz yıl bir grup milletvekili arkadaşımızla birlikte bir takım oluşturmuştuk ve aramızda bölüşerek bu Sayıştay raporlarını, bunları okuyup değerlendirip tartışan falan bir büyük bir masanın etrafında kalabalık bir grup. Bunu düzenli birkaç ay boyunca yapmıştık. Şimdi orada birçok da bir gözlem yapma imkanı oldu, hem raporları okudukça hem tartıştıkça. Bunların başında şu geliyor, Sayıştay denetçileri bir problem tespit etmişler. Okuyana o problemi gösteriyorlar ama sanki böyle ipucu verilmiş gibi. Yani meseleyi bütün açıklığıyla ortaya koymak yerine hani Arif olanlar şeyiyle ipucu veriyor ve işte siz onu takip ediyorsunuz milletvekili olarak. Oradaki problemi, usulsüzlüğü ortaya çıkartmak bakımından birincisi bu. İkincisi de ben de bir siyaset bilimi hocasıyım. Hani bu konu çok benim uzmanlık alanımda değil. Ancak hani bu konuları iyi bilen arkadaşlarla konuştuğumuzda son yıllarda önemli bir değişiklik olduğunu, Sayıştay'ın dava konusu yapmadığını bu usulsüzlükleri açıkladılar. Yani doğrudan Sayıştay Başkanlığı'nın bunlarla ilgili davaları açmak yerine bunları raporlara aktarmakla yetindiği, bunun yeni bir durum olduğu, daha önce olmadığını bu konuda iyi arkadaşlarımız bize açıklamışlardı. Bu iki gözlem hakkındaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Kesinlikle. Az önce de söyledim zaten. Geçiştiriliyor raporlar. Mış gibi yapılıyor. Gelecek yıllarda takip edilecektir diye yapılıyor. Gelecek yıllarda baktığınız zamansa raporlarda bir kısmı yapıldı, yapılmadı, yapılması için bir de uyarıldı gibi maddeler bahsediliyor. Mesela şimdi biz anlattım, şu ana kadar anlattıklarım benim teoriktekiler. Bir de uygulama kısmı var. Mesela verdiğiniz örnek olarak Arnavutköy Belediyesi'nin 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler başlığında birinci maddede denetçi edimin ifasına fesat karıştırılmak suretiyle ilgililere haksız ödeme yapıldığını tespit ederek bunun ceza kanununa göre suç olduğunu açıklamış ama buna rağmen idarenin cevabı üzerine bir sonraki denetimde izlenecektir denmekle yetinmiş. Dolayısıyla hani tabiri caizse tabii ki topu taca atmış. Şimdi düşünün ki Arnavutköy Belediyesi'nde organizasyon ihaleleri yapılıyor. Dediğiniz gibi ama bu organizasyonu bulmak için
kıl kırk yarmanız gerekiyor. ECAP kayıtlarına bakmanız gerekiyor. Eğer bu 3D ile 3G ile verilmişse, eğer 4734 sayılı ihale kanunun belli istisnai kurallarına göre verilmişse oradan bulmanız gerekiyor. Doğrudan teminleri göremiyorsunuz zaten. Ben gazeteci olarak söylüyorum bunu. Bunları bir şekilde belediye meclis üyelerinden ya da oradaki kişilerden ya da benim üye olduğum ihale sitelerinden araştırıp buluyoruz zar zor. Bulduğumuz zaman karşılaştırıldığınızda buradaki yapılan ihalenin içerisindeki bütün her şeyi görüyorsunuz. Bunu Sayıştay da bulgu konusu yapmış. Diyor ki mesela Öğretmenler Günü etkinliği yapılacaktı. Bu etkinlikle ilgili 4 yıldızlı bir otelle anlaşılmış. Sözleşmede var bu. Aynı zamanda uluslararası çapta tanınmış şarkı söyleyecek sanatçılar isteniyor. Şimdi sonucunu istiyor Sayıştay. Bana diyor bu yaptığına dair belgeleri getir diyor. İdare sunamıyor. Peki diyor bununla ilgili neler yaptın diyor. Cevap da vermiyor. Sayıştay kendisi araştırıyor. Normalde kovuşturmayı kendisi yapmaması gerekiyor. Kovuşturma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazıyor. İlçe Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazıyor. Müdürlüğe yazı yazıyor. Evrakları topluyor ve sonucunda o etkinliğin bir spor salonunda yapıldığı, uluslararası sanatçı diye davet edilenlerin ise ilçedeki öğretmenlerden olduğu anlaşılıyor. Ama buna rağmen organizasyonu üstlenen firmaya ödemenin %100 olarak yapıldığı ortaya çıkıyor. İdareye cevap hakkı tanındığı zamansa idare bununla ilgili gelecek faaliyetlerden kesilecektir diye bir cevap veriyor. Ve biz de takip edeceğiz diyor. Ne oluyor biliyor musunuz Yunus Bey? 2018 yılındaki organizasyonlar da aynı firma alıyor. Bu firma 10 küsür milyon TL'lik yapmadığı işlerin parasını almış. Sayıştay tespit etmiş. Suç bu. Ama bunu Cumhuriyet Savcılığına başvurmuyor ya da bildirmiyor. Ya da bunu Cumhuriyet Savcıları resmen soruşturma da başlatmıyor. Biz çünkü bunları yazıyoruz, televizyonlarda anlatıyoruz, soruşturma da başlatılmıyor. 2018 yılında bu yolsuzluğu yapan kişiler hem belediye başkanı görevinde tekrar seçiliyor, seçilir seçilmez de aynı adamla yine organizasyon işi yapıyor. Ve bu devam ediyor. İşte Sayıştay'ın buradaki çekinceleri, bunların tespitini yapmalarına rağmen ne yazık ki bu kişiler siyasi iktidarın temsilcileri olduğu için imtina ediyorlar. Ama aynı keza muhalefet belediyelerinde muhalefetin yönetiminde olan belediyelerde söz konusu olduğu zaman bulgu konusunun çokluğunu görüyorsunuz. Mesela birçok konuda bulgu konusu edilmeyen maddeler muhalefet belediyelerinde çok fazla ince ayrıntısına giriyor. Ben mesela muhalefet belediyelerini okuduğum zaman Allah diyorum 200-300 sayfalık rapor var. Demek ki burada çok fazla şey var diyorum. Okuyorum. Aslında bütün raporların içerisinde olan maddelerin hepsi çok fazla konu edilmiş. Aslında şişirilmiş. Hani biraz daha göze girmek için yapılmış. Bakın biz burayı çok iyi denetledik. A'sından Z'sine girildik diye giriliyor ama değil. Hani artık klasikleşmiş her belediyede olan görülen aksaklıklar, mevzuata aykırılık durumlar. Yolsuzluk içerisinde var mı? Mesela oradaki ihale numaraları açık açık yazılıyor. Oradaki olaylar tamamen açık açık yazılıyor. Ama şu andaki mevcut iktidarın belediyelerine baktığınız zamansa ihale numaraları yok. Olaylar da anlatılmıyor. Biz farazi cümlelerle olayların üzerine gidip bu şekilde aydınlatmaya çalışıyoruz. İşte Sayıştay'ın geldiği nokta ne yazık ki bu. Kendisini iktidara göre konumlandırmış durumda Sayıştay. İçerisinde gerçekten düzgün denetim yapanlar yok mu? Tabii ki var. Bununla ilgili birçok rapor gerçekten örnekle gösterilecek rapor. Ama genelinden bahsettiğimiz zaman %70, %80'den bahsettiğimiz zaman ne yazık ki raporlarında bir şekilde iktidar ve iktidara bağlı belediyelerin kullandığını açıkça görebiliyoruz biz. Teşekkürler. Şimdi bu iyi bir başlangıç oldu meseleyi ortaya koymak için. Şöyle devam edebilir miyiz? Siz tabii gerek yazılarınızda, gerek kitaplarınızda, gerek katıldığınız TV programlarında aslında birçok usulsüzlüğü, yolsuzluğu gündeme getiriyorsunuz. Bazı örneklerle, az önceki Arnavutköy Belediyesi örneğinde olduğu gibi bazı örneklerle devam edebilir miyiz? Yani izleyicilerimiz açısından meselenin hepimiz için tabii daha iyi görülebilmesi için. Tabii ki. Mesela bakanlıktan örnek vereyim. Ticaret Bakanlığı'na örnek vereyim. Ticaret Bakanlığı'nda gümrüklerdeki kapılardaki işleyişlerle ilgili Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile ilgili bir sözleşme yapılıyor. Ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği de gümrükleri işletmek için bir tane şirket kuruyor. Bu şirketin başına ise bir ticaret odası başkanı geçiyor ve bir de söylesem olur mu bilmiyorum ama bir yöneticimizin eşinin akrabası geçiyor. Şirketin yönetim kurulu bunlar. Tabii ki bu şirket eninde sonunda şöyle oluyor.
kantarlarda tartılan araçlar payı anlaşmaya göre bütün hepsi bakanlığa gitmek zorunda. Bu anlaşma paylarından Ticaret Bakanlığı'na gelmesi gereken payları Ticaret Bakanlığı diyor ki hayır bana gönderme. Sadece %25'ini gönder. %75'i senin hesabında kalsın diyor. Özel şirket hesabında kalsın diyor. Şimdi orada para birikiyor. Bu biriken paradaysa %75'ini ne yapıyor? Organizasyon yapıyor, bu şirkete yaptırıyor. 78 tane araç alıyor. Bu araçlar özel şirketin üstünde duruyor ve bakanlığa tahsis ediliyor ama kime tahsis edildiği bilinmiyor. Bu araçların bakım giderleri, aynı zamanda HGS, OGS geçişleri, benzin paraları 16 milyon TL tutuyor sadece. Bakın 16 milyon TL sadece o şirketin kasasından çıkıyor. Ama bizim paramız onlar. Bize gelmesi, halkın parası onlar. Bakanlık diyor ki hayır sende kalsın. Peki neden yapıyor bunu? Çünkü 4734 sayılı ihale kanununa tabi olmak istemiyor ve Sayıştay'ın denetiminden kaçırmak istiyor o parayı. Peki ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz? 40 ile 50 milyon TL arasında bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye Odalar Borsalar Birliği de diyor ki biz görüştüğümüz zaman, ben yetkilileriyle görüştüm. Kardeşim diyor biz ne yapabiliriz? Bakanlık emretti bunu. Biz bu hesapta tutuyoruz. Bakanlık bizden buraya harca, şuraya gönder, bunu yap dediğinde yapıyor. Sayıştay raporları çıkıyor. Sayıştay tespit ediyor bunu. Sayıştay görüyor. Peki yaptırım ne? Yaptırım yok. Bu suç. Bu kamuyu yanıltma, 4734'ten kaçma. Bütün faillerin hepsinin içerisinde barındırıyor. Suç duyurusu yapılması gerekiyor. Amaç bir şey yok. Bir dahaki sene takip edilecek deniyor. Bir dahaki sene de bir şey değişmeyecek. Ve oradaki paranın hesabını biz soramıyoruz vatandaş olarak. Sayıştay soramıyor. Biz soramıyoruz. Siz soramıyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve o paralar gidiyor. Yaklaşık 50-60 milyon toplamındaysa 90 küsur milyon TL paradan bahsediyoruz biz. Ve bu paraların akıbeti yok. Peki yine devam edelim. Birçok kurumumuzda bunun gibi örnekler çok fazlasıyla mevcut. Mesela bakanlıklarımızda, özellikle 8-9 tane bakanlığımızda bunlarla ilgili devlet bir olanak getiriyor. Diyor ki siz eğer bilişim işlemiyle ya da e-devlet uygulamasıyla ilgili bir uygulama alacaksanız TürkSat'tan alabilirsiniz diyor. TürkSat'tan ihalesi şekilde alabilirsiniz diyor. Ama bu maddenin o kadar genişletiyor ki şu andaki mevcut kurumlar. Bütün bilişim işlerini, işte sosyal medya içerik taşımasını, bilgisayarlarını, ağ kurulumlarını, aklınıza gelecek bilişimle ilgili her şeyi buraya aktarıyorlar. Ve ihalesiz şekilde veriyorlar. Peki TürkSat'ın elinde bunları yapma yetkisi ve yeteneği varken TürkSat ne yapıyor? Alıyor bu işi taşeron firmaya veriyor. TürkSat'ın bütün yönetim kurulu mevcut iktidarın atadığı isimlerden oluşuyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Kalın bile buranın yönetiminde. Ama alıyorlar buraya veriyorlar. Mesela Sağlık Bakanlığı diyor ki ben diyor şunu yapılmasını istiyorum diyor ve size maaş olarak diyor örnek olarak veriyorum 15 bin lira veriyorum diyor. TürkSat bunu alıyor. Taşeron firmaya diyor ki ben bunu 13 bin lira olarak size veriyorum. Bana eleman tedarik edin diyor. Peki taşeron firma ne kadar yapıyor? 3 bin lira maaşla eleman alıyor. Hiçbir suya sabuna dokunmadan, işe dokunmadan aradaki kazancı birileri götürüyor. Sayıştay raporunda bu yok mu? Bu da var. Herhangi bir soruşturma yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz ediliyor ama arz edildikten sonra bununla ilgili kendisinin kamu zararını tespit edip buradaki ortaya çıkarıp kendisinin bunu dava konusu yapması gerekiyor. Yapmıyor. Bulgusunda yer alana Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu olarak gitmesi lazım. Bu da gitmiyor. Gitmediği için de sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde yer alıyor. Şimdi bunu biz yazdığımız zamansa biz ne yazık ki tukaka ilan ediliyoruz. İşte cezaevlerine atılıyoruz. Ya hakkımızda casus deniyor ya bizim hakkımızda bunlar işte ifşa etti deniyor. Biz cezaevlerine atılıyoruz ama bunu ortaya çıkarmak tabii ki kamuonun kamu görevi yapan gazetecilerin görevi. Bunlarla ilgili daha bitiyor mu? Hayır bitmiyor tabii ki. O kadar çok ki Sayıştay'la ilgili örnek verebileceğim. Mesela İzmir'de Sayın Binali Yıldırım'ın da çok üzerinde durduğu ve seçim vaadi olarak sunduğu projelerden bir tanesi var. Orada bir serbest bölge tarzında ticaret alanı yapacaklar. Bunu da kendi 26 maddelik raporunda da 26 maddelik vaadinde de sunuyor. Şimdi bununla ilgili ihaleler yapılıyor. İlk ihale yapılıyor. Yabancı bir şirket de alınıyor ama ne yazık ki ödenek çıkmadığı için yapmıyorlar. Ödenek çıkmadıktan sonra bir daha bir ihale daha yapılıyor. Bu ihale yapıldıktan sonra firmaya, işe alan firma bütün işini hemen hemen %40'ını %60'ını yapıyor. Ödeneği bitiyor. O iş öylece kalıyor. Sonrasındaki yıla gelene kadarsa yağmurdan dolayı ve doğa şartlarından dolayı yaptığı işin tamamı çöpe gidiyor. Tamamı.
ve üzerine bir daha ihale yapıldı. Toplamda ne kadar oluyor? 26 milyon TL para aktarılmış oluyor ya. Aslında orası düzgün fizibilite çalışması yapılsa, düzgün ihale projelendirme çalışması yapılmış olsa, yaklaşık 13-15 milyon gibi maliyetlere tamamı bitecekken 26 milyona sadece altyapısı bitiyor şu anda. Ve toplamı 80 milyon TL bitecek gibi gözüküyor. Devam edeyim mi daha bunlarla? Şimdi şöyle bir soruyla o zaman devam edelim. Şimdi sizin iki önemli kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Birisi Sarmal başlıklı kitabınız. Burada çok önceden başlayıp artık bu türgevlere, pelikanlara falan gelen bir şeyi okuyucularınızın önüne koyuyorsunuz. Birazdan üzerinde duralım. Bir de tabii Şaki başlıklı kitabınız. İlk defa yayınlanan Sayıştay belgeleri alt başlığıyla devam ediyor. Şimdi burada da aslında daha çok bu ele aldığımız konuları gündeme getiriyorsunuz. Şimdi ben bunlara bakınca tabii şöyle bir şey görüyorum. Yani bu bir network'e, bir şebekeye işaret ediyor. Yani bu sadece siyasetçilerden oluşmuyor. Yani siyasetçiler var, iş dünyası var. Adına sivil toplum denilen ama pek böyle sivil toplum işlevini aslında yerine getirmeyen, başka bir işlev yerine getiren, ne diyelim, devlet dışı bir takım organizasyonlar var. Ve tabii devletin içerisinde, bürokraside falan bu şebekenin unsurları var. Şimdi burada bir yandan Türkiye'yi siyasal olarak başka bir doğrultuya taşımaya, yöneltmeye çalışan bir girişim olarak bunu değerlendirmek mümkün. Ama bir yandan da ülkenin kaynaklarının talan edilmesine dayalı, yani iktidarı destekleyen bir küçük azınlığın imtiyazlar kazanmasına dayalı bir durumdan bahsediyorsunuz. Şimdi biraz bu hem kitaplardaki konuları da açmış olalım istiyorum. Bu şebeke şeyiyle başlayalım. Ne diyorsunuz? Bu bir sarmala ve hedefleri sadece Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet'in devrimleridir. Sarmal kitabında bunu çok uzun ayrıntılarıyla anlattım. Çünkü bu sadece son zamanlarda çıkıp da işte adını duyduğumuz TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, Önder İmam Hatipler Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gibi vakıflar değil. Bunun ta 1948'e kadar gitmemiz gerekiyor. O Soğuk Savaş döneminde NATO'nun kurulması ya da NATO'ya başvurmamızla birlikte komünizmle mücadele adı altında ülkemizde yapılan bir takım girişimlerin neticesinde ortaya çıkan vakıflar ve siyasi oluşumlardan sonra bunlar şekillendi. İlk başta Komünizmle Mücadele Derneği başladı ki hatta 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan Fethullah Gülen, FETÖ örgütünün lideri Fethullah Gülen, Komünizm Mücadele Derneği'nin Erzurum şubesindeydi. Bugün konuştuğumuz siyasilerin birçoğunun da bu dernekte yer aldığını görürüz. O dönemde yeşillenen ve yeşertilen vakıflardan bir tanesi de İlim Yayma Cemiyeti. Aydınlık Gazetesi'nin çıkardığı belgelerde, CIA'nin belgelerinde bu vakfın sadece Arabistan ve Arap kültürünü yaymak, Arapçayı yaymak, işte ülkelerdeki Selefi akımları geliştirmek amacıyla kurulduğunu belgeliyor. Aynı keza İlim Yayma Cemiyeti İmam Hatiplerin kuruluşundan, İmam Hatip kuruluşlarında da mihenk taşıdır. Aynı zamanda temellerini atan vakıftır. Ama bugün geldiğimizde TÜRGEV'in öncesine de bakmamız lazım. O da İSEGEV. 1994 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkanlığı zamanında kuruldu İSEGEV. İSEGEV daha önce bir operasyon geçirdi. Hatta oradaki yöneticiler biz bu vakfı müteahhitlerden para toplamak için kurduk diyor. Orada kendi itirafları var o dönemde. Savcılıkta vermiş olduğu ifadelerde. Bu İSEGEV, hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Haluk Koç'un da yargılandığı bir dava vardı. İSEGEV daha TÜRGEV olmadan Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ın hesabına 99 milyon dolar para geliyor Arabistan'dan. 99 milyon 900 bin dolar para geliyor Vakıfbank şubesine. 99 milyon para geldikten sonra TÜRGEV oluyor. Ve Sayın Necmettin Bilal Erdoğan da oranın yönetiminde yer alıyor. Şimdi o para gelen Vakıfbank şube yetkilisi şu anda örtülü ödeneğin başında. O günkü şube başkan yardımcısı da Vakıfbank genel yönetiminde. Oradaki bütün kişilerin hepsi siyasette üst noktalara kadar taşındı. TÜRGEV kuruldu. Bu kadar büyük paralarla ilk yaptıkları iş Fatih'te Ensar Vakfı'nın o sıralar kuruldu. Ensar Vakfı ile birlikte alışveriş merkezi aldılar.
Aynı zamanda kamunun bütün tahsisli mallarının hepsi bu vakıflara verildi. En son yazdığımda mesela bu seneki raporlarda örnek olarak vereyim. Bursa Osman Gazi'de İlim Yayma Cemiyeti kendisine ait bir arazide cami varmış, yıkılmış. Biz yurt yapmak istiyoruz diyor. Geliyor belediye başkanıyla protokol yapıyorlar. Protokol neticesinde de yurt yapımına 7 milyon TL para aktarılıyor. Bu suç. Çünkü siz kanun şuna cevaz veriyor. Diyor ki vakıflarla ortak proje kapsamında çalışabilirsiniz. Ama vakıflara tutup da aynı ya da nakdi destek yapamazsınız diyor. Kanun da açık açık yazıyor bunu. Ama ona rağmen 7 milyon TL para aktarıyor. Ne yapılıyor? Yurt yapılıyor. Ortak proje bunun neresinde? Ve siz kimin parasını harcıyorsunuz? Halkın parasını. Buradaki bütün yapılanma, bütün o vakıfların yapılanması, siyasi İslam'ın ayakları hepsi. Tamamındaki yöneticilere baktığınız zaman siyasi bağlantılarını, siyasinin çocuklarını, onların sınıf arkadaşlarını, hepsinin bağlarını görürsünüz. Okçular Vakfı, inanılmaz derecede büyük bir yapı kuruluyor. Ok meydanında bir arsa satın alınıyor, top sahası satın alınıyor. Oradaki gece kondu sahiplerine biz burayı diyor kamulaştırıp aynı zamanda park yapacağız diyor. Park yapıldıktan sonra Okçular Vakfı'na veriliyor. O yapıldığı zaman Okçular Vakfı'nın başkanı kim? Beyoğlu Belediye Başkanı. Kim var yine? Sayın Necmettin Bilal Erdoğan var. Ensar Vakfı. Aynı zamanda diğerine baktığınız zaman İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti var bir de. İlim Yayma Cemiyeti var. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı. Bütün vakıfın vakıflara verilen yurt arazilerinin tamamını yazdım kitapta. Arsalar, tahsisleri inanılmaz derecede büyük. Ve bunların hepsi bedelsiz veriliyor. Eyüp Belediyesi'nde 2019 raporlarında görebilirsiniz. 16 milyon TL'lik bina verilmiş Bilim Yayma Cemiyeti'ne. 16 milyon TL. Yani bu eski parayla 16 trilyon. Ben bunu toplantılarda anlattığım zaman insanlar gözüme bakıyor. Anlamıyorlar ya da inanmıyorlar bunun nasıl yapılabildiğini. Ama genel bir kapsamda mesela bu kitabımla ilgili bana 4 tane dava açıldı. Konuyu dağıtmak için değil, birleştirmek için söylüyorum. 4 kişi dava açtı bana. Cezaevindeydim ben o sırada. Dava açan 4 kişinin biri İsmail Kahraman, birisi Necmettin Bilal Erdoğan, birisi Berat Albayrak, biri Serhat Albayrak. Şimdi bu açan kişiler bana bunlar yanlıştır yani, diye dava açmıyor. Gülüyorum, kusura bakmayın ama yani. İzah olmanın izahı olur, başka bir şey olmaz. Şimdi 4 kişi bana buradaki bilgi yanlıştır demiyor. Bana buradakini açıklayarak hakaret etmiştir diye dava açtılar. Mesela Berat Albayrak ve Serhat Albayrak hakkında toplam 67 sayfa yazmışım. Sadece bir tane cümle yazmışlar. Bir tane. Demişim ki ben Fatih Koleji'nden mezun oldular ilkokulda. Serhat Albayrak ve Berat Albayrak. O da komple bir vakıfı anlatıyorum. Bir geçen cümle. Ben bunu yazarak onları FETÖ'de saklı göstermişim ve hakaret etmişim. Mesela Sayın Necmettin Bilal... Doğru değil mi oradan mezun olduk? Doğru. Ama ben bunu yazarak FETÖ'yle iltisaklı göstermişim. Bunu ima etmişim ben. Şimdi Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ın şikayetinde diyor ki ben yine her yerde de söyledim. İlk yazdığımda yazıma yasaklama geldi. Yasaklamayı yazmama da yasaklama geldi. Ondan sonra bunları yazmama da engelleme geldi. Ben de televizyonlarda anlattım. Ve dedim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'den sadece 3G yöntemiyle, 3G yöntemi belirli bir sınıra kadar olan ve direkt adrese teslim yapılan ihale türüdür. Bununla Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'la aynı okuldan mezun olmuş Kartal İmam Hatip mezunu. Bir kişi, Raif İnan ismi, bununla birlikte o kadar çok fazla ihale almış ki dedim, o kadar çok fazla 300 küsür milyon TL'lik ihale almış bu kişi. Ve ihaleler bölünmüş. Mesela biz bir bardak su alacağız. Bir bardak su o 3G'nin eşik değerini arttığı zaman ne yapmışlar sırf bu kişiye verebilmek için? Bardağı ayrı, suyu ayrı, üstündeki logoyu ayrı ihale etmişler. Aslında tek bir ihale. Sırf bu yöntemle 300 küsür milyon TL'lik ihale verilmiş. Ve ben diyorum ki bu kişi Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ın adını kullanarak mı bu işleri alıyor? Yoksa Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'la bir bağı mı var diyorum. Soru soruyorum gazeteci olarak. Ve kamunun hakkını savunmaya çalışıyorum. Ama bunu sorduğum için ben işte şu anda yeni bir davada yargılanıyorum. Çünkü aynı kişi bu firmasının ismi de Plan B Organizasyon. Aynı kişi A23 Medya'yı kuruyor. TRT'ye film satıyor. Vuslat dizisini satıyor. Şimdi TRT'nin genel müdürü İbrahim Eren, o da Kartal İmam Hatip mezunu. Ve Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, İbrahim Eren ve Raif İnan. Üçü de Kartal İmam Hatipler mezunu vakfının da yöneticileri. Vakfı da onlar kurmuş. Şimdi bu kadar organik bağı olan bir yapıyı anlattığınız zaman bunun cevabı verilmesi gerekirken biz davayla karşılaşıyoruz. İşte raporların içerisinde içe geçmiş kısımlar bunlar. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yine raporlarda araç kiralama ihalelerinde
Şöyle bir şey oluyor. Araç kiralarken mesela deniyor ki tur yap belgesi de istiyoruz biz diyorlar. Şimdi araç kiralama ihalesiyle vapur ya da boğaz seferleri yapan tur yap belgesinin ne alakası var değil mi? Ama ihaleye bu etkileniyor. İşte bu ihaleye fesat karıştırma. Bu ihaledeki eşit ve rekabet edici şartları yok etmedir. Bu mevzuatta yeri vardır ve kanunda yeri vardır bunun. Bunu normal bir vatandaş olarak biz yapmış olsak biz KODES'teydik. Kamu zararını öderdik ve cezaevine girerdik. Bunu Sayıştay tespit ediyor, geçiştiriyor. Ona rağmen bu kişi ihale alıyor ve ihale iptal edilmiyor. Şimdi bu firma kim? Bu firmada platform AŞ. Bu kişinin ortakları kimler? Yeni Şafak gazetesinin sahibi ve Yeni Şafak gazetesi sahibi Nuri Albayrak'ın damadı. Damadı. Şimdi bu kişiler şirketi de daha yeni kurmuşlar. 8 yıl olmuş. Daha öncesinde hep Albayraklar almış. Bakın bu insanların aldığı ihale İstanbul genelinde yapılan araç kiralama ihalelerinin %62'si. %62'si. Toplam 256 milyar TL ihale almış bu adamlar. 256 milyar. Özür dilerim. 2 milyar 650 milyon TL. İhale almış bu adamlar. 2 katrilyondan bahsediyorum size. Ya şimdi mesela bununla ilgili o kadar genişlemişler ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı ihaleyi yapmaya kalksa aynı şartlarda alabilecek başka bir firma yok. Başka bir firma yok. Şimdi ben o davadan da yargılandım. Beraat ettim. Beraatim açıklandı. Aradan bir ay sonra falan geçti. Beraat ettim davadan tekrar şikayetçi olup tekrar dava açıldı. Şimdi ben tekrar yargılanıyorum. Geldiğimiz bir taraftan da hukuki boyutu da anlatıyorum size. Bunları yazanların başına ne geldiğini de anlatıyorum. Bunlarla ilgili o kadar çok örnek var ki mesela Sayıştay'la ilgili Sayıştay TMSF raporlarını incelediğiniz zaman Dijitürk'ün Beyin Sports'a satışında inanılmaz büyük usulsüzlükler ve yolsuzluklar ortaya çıkarıyor. Beyin Sports burayı iki taksitte alıyor. Normalde Çukurova Holding'in borçlarına istinadeler koyuyor TMSF. 900 küsur milyon TL gibi bir satış rakamı çıkıyor ama TMSF'nin elde edeceği rakam 232 milyon dolar. Beyin Sports çeşitli bahanelerle bunu öyle bir kesik hale getiriyor ki TMSF'ye ödediği para sadece 132 milyon dolar. 100 küsur milyon dolar yok. Sayıştay bunu soruyor. TMSF diyor ki sen bana karışamazsın kardeşim. Ben sana hesap vermekle yükümlü değilim diyor. Ve elinden geleni ardına koyduğu ve her sene aynısını yapıyor. Bakın Beyin Sports firması şirketi alırken, Dijitürk'ü alırken vergi borcu var. Vergi borcu tespit ediliyor. 258 bin lira gibi vergi borcu var. Ödemiyor. Faiz geliyor üstüne. Faiz geldikten sonra da artıyor. 400 küsür bin gibi bir rakama çıkıyor. Ardından vergi affı çıkıyor. Vergi affından yararlanıyor, gidiyor. 200 küsür bin lira TL gibi rakamı peşin öderek kapatıyor. TMSF'ye geliyor. Diyor ki ben vergi borcumu kapattım. Borcumdan düşebilirsiniz. TMSF ne kadar kapatıyor biliyor musunuz? Ödediği 232 lirayı değil. 400 küsür lirayı kapatıyor. Zamlı şeyi kapatıyor. Zamlı lanse edilen rakamı kapatıyor. Aradaki 200 milyon TL nereye gitti? Bu halkın parası. TMSF daha çok tahsil etmesi gerekirken işte daha az tahsil ediyor ve Katarlı firmaya kıyak geçiyor. Ben bunu Şakide de yazdım. Defalarca da anlattım ve TMSF başkanının ismini vererek de defalarca yazdım. Cevap yok. Hesap vermiyorlar. Şimdi bunların hepsi suç. Bu kamu zararı bunlar. Mesela İzmir'de Basmane Çukuru diye bir yer vardır bilirsiniz. Evet, orası satışa çıktı. Orası satışa çıktı. Satışı Folkart Yapı'nın sahibi Ethem Sancak'ın yeğeni Mesut Sancak aldı. 10 milyon dolar peşin para verdi. Geri kalanı da taksitlere böldü. Dolar çıkınca TMSF'ye gidip diyor ki ya diyor, ben bunu ödeyemiyorum. Dolar çok çıktı diyor. Beni koru diyor. TMSF hay hay diyor. Geçmiş döneme yönelik doların çıkmaya başladığı seviyeye geri getiriyor. Ve oradan yapılandırıp TL'ye çeviriyor. Dolara satışını TL'ye çeviriyor. Öyle de sabitliyor. Kamunun zararı 62 milyon TL. 62 milyon TL kamunun uğradığı zarar. Şimdi bunların hepsi raporlarda var. Sayıştay bunu tespit ediyor. Ortaya koyuyor. Bu da kamu zararı. Ama bunu kamu zararı görmüyor ve üstü geçiştiriliyor. Öyle muallak cümlelerle geçiştiriliyor ki okuduğunuzda hiçbir şey anlamazsınız. Şimdi biz bunu araştırıp kamuoyuna sunuyoruz. Cumhuriyet savcıları biz her hafta zaten çok şükür savcılıktayız. Yani spor gibi bizim için. Metrobüste gidiyorum. Oradan yürüyerek tekrar savcılığa çıkıyorum. Artık bütün savcıların hepsini tanıyoruz. Bu haftaki şeyimizi çetele tutuyorum artık ben. Geldim sayın savcım sizde yoktu diyorum. Gülüyor adam artık. Savcıya gidip ifade veriyorum. Şimdi bunu takip eden, bizim yazdıklarımızı takip eden savcılar bu yolsuzlukları niye takip etmiyorlar? Mesela
bütün raporları incelediğimiz zaman kamudan bahsedeceğim sadece. Kamu iktisadi teşebbüslerinden. Kar amacı gütmeyen kurumlara aktarılan paralar kısmı var. Her tabloda, mali tablonun sonunda görürsünüz. Toplamda ne kadar biliyor musunuz Yunus Bey? 6 milyar TL. 6 katrilyon lira. Geçen yıl aktarılan para 6 katrilyon lira. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2,5 milyar TL para aktarılmış. Şimdi ben defalarca sordum. Birçok milletvekili de soru önergesi olarak sundu. Dedi ki, ya burada aktarılan kamu, kar amacı gütmeyen kamu kurumları kimlerdir? Benim tahminime göre TEMA değildir. Ya da LÖSEV de değildir. Kendilerine sordum, böyle bir aktarılan para yok. Kızılay olabilir ya da başka kurumlar olabilir. Çağdaş bir demokrasi de bunun rekabetçi olması lazım. Kesinlikle. Yani şimdi, belki ben onu daha iyi yapan bir kuruluşun mensubuyum. Daha başarılı. Niye 6,5 milyar TL para aktarılır? 6,5 katrilyondan bahsediyoruz. Biz bu salgın süreci boyunca asıl ekonomiyi var eden esnafımıza direnmesi için aktardığımız para 5,5 milyar. Ama biz kamu kar amacı gütmeyen kamu kurumlarına 6,5 milyar TL para aktarmışız. 6,5 milyar. 6,5 katrilyon ne yapılır? Bu kamu kurumları ne yapar? Bu zar dönemde niye ortaya çıkmazlar? Bu insanların adlarını, bu kurumların adlarını biz niye duymuyoruz? Ya da bunlar sadece belli bir kesime mi hizmet veriyorlar? Bunların açıklanması gerekiyor. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısına sorulan soruların hiçbirine cevap alınamıyor. Cevap vermiyor. Ne yazık ki yani başlangıçta işaret ettiğiniz hani hesap veren yönetim, hesap verme ilkesi onun çok önemli, yani demokrasi için çok önemli bir ilke olduğunu hatırlatalım. İktidar bundan gerçekten uzak. Şöyle bir son soru o zaman sorayım. Tabii. Şimdi Türkiye'de bir durum var, şöyle özetleyebilirim. Örneğin pandemiyi konuşuyoruz. İnsanlar sağlık sorunları ile karşı karşıya, hepimiz için bu var. Ancak işte malumunuz vatandaşın üzerine sorumluluk atılıyor. Yani maskeye dikkat et, mesafeye dikkat et, hijyene dikkat et falan. İzmir'de işte bir deprem oluyor, insanlar hayatını kaybediyor. Çok acı manzaralar. Orada da deniyor ki ya işte niye o evlerde oturdunuz ki? Başka yer yok muydu? Niye oraya gittiniz falan deniyor. Yani dikkat ederseniz birçok olayda aslında arka arkaya üzerine sorumluluğu almayan, siyasi sorumluluğu üstlenmeyen, hemen her şeyden de aslında vatandaşı sorumlu tutan bir yönetim anlayışı. Karşı karşıya bulunduğumuz bu. Türkiye'nin biz bundan çıkmasını istiyoruz. Ve bu hesap verme anlayışının oluşmasında da en önemli konuların başında da tabii denetim geliyor. Ve Sayıştay bu bakımdan kritik bir kuruluşumuz. Yani başa da biraz aslında dönmüş olacağım. Bizim beyannamemizdeki ifadeyi de tekrar hatırlatmış olayım. Bu kapsamda siz Türkiye'de Sayıştay'ın hak ettiğimiz bir noktaya getirilmesi ve Türkiye'de Sayıştay'ın gerçek işlevine kavuşması durumunun Türkiye'nin kaynaklarının etkin kullanılabilmesi için demokrasinin kalitesinin yükselmesi için nasıl sonuçlar vereceğini değerlendiriyorsunuz? Bu da son sorum olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki az önce bahsettiğimiz vakıfların yeganesi var olma sebeplerinden biri eğitimi etkilemektir. Danıştay daha önce TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi birçok kurumun Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapmış olduğu ya da Diyanet'le yapmış olduğu protokolleri feshetti, geçersiz kıldı. Ama buna rağmen başına bir kelime ekleyerek tekrardan okullarda var olmaya çalışıyor bu vakıflar. Bu vakıfların var olduğu ve özellikle dini referanslı eğitimler verilmesi neticesinde az önce bahsettiğimiz depremin bilimselliğinin dışına itilerek işte kader, kısmet gibi olguların genç nesillerin beyinlerine yerleştirilmeye çalıştığını kitabımda da anlatmıştım zaten. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Bununla ilgili ben kendi açımdan en azından söylüyorum ama 4 yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneği olmayan, daha kendisini ifade edebilecek bir yeteneği olmayan çocuğun bu gibi dini eğitimler almasının doğru olmadığını ama ne yazık ki ülkemizde bunu zorlandığını ve şu anda tercih sisteminin de bu şekilde değiştirilmeye çalışıldığı, bu son dönemde özellikle bununla mücadele ediyorlar. Ve bu oluşturulan yapıyla birlikte sermayenin de el değiştirmesi sağlanıyor. Bunun sayesinde de siyasetin yakınında olan ve kendi politikaları çerçevesinde hizmet eden bu vakıflarla
onlar fonlanıyorlar. Bu fonlanan paralarla birlikte de o vakıflarsa üzerlerine verilen bu görevi de yerine getirmeye çalışıyorlar. İşte tahsis edilen kurumlar, tahsis edilen binalar, tahsis edilen yurtlar, tahsis edilen aynı zamanda kamp adı altındaki yerler çocukların geleceğe dair siyasi İslam'ın referansında yetiştirilmeye çalışılan kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Sayıştay bu nedenle kurumlardaki yaptığı denetimleri daha sıklaştırması gerekiyor. Yani şöyle söylemek, toparlamak gerekirse de denetimsiz bırakılan kamu kurumları istediği denetimleri yapsa bile raporlaştıramayan bir Sayıştay ve raporlaştırılsa bile yayınlayamam bir kurum haline geldi. Elde ise sömürülen, hortumlanan, iliklerine kadar vergi vererek kaymak tabakasını ayakta tutan bir yapı kalıyor. Eskiden de yolsuzluklar vardı fakat belli grup ve bireysel işler üzerinden dönüyordu ama şimdi artık yoksulluğun sanki genelleştiği, yolsuzluğun da artık bir meslek haline geldi. Yolsuzluğun ne yazık ki devletin bütün birimlerine en kılcal ayrıntılarına kadar, en kılcal birimlerine kadar artık sadece bir kategorize ederek kendi yolsuzluk birimlerinin kurulduğu bir yapı haline geldi. Aslında söylemek istediğim çok fazla cümle var ama bunlarla ilgili biliyorsunuz ki hukuki süreçler hemen başlıyor. Biraz daha artık profesyonel yolsuzluğa geçtik biz ülke olarak. Biraz daha kadrolu yolsuzluğa geçtik biz artık. Ve yolsuzluğun da fütursuzca işlendiği bir döneme geçtik artık biz. Hesap vermedikleri gibi hesap sorulamayacağını da düşünüyor insanlar. Sayıştay'ın bu konudaki önemi çok büyük. Sayıştay'ın denetlemesinin ağının genişletilmesi gerekiyor. Birçok iştirakin de bu yapıya dahil edilmesi gerekiyor. Anayasanın vermiş olduğu yetkinin altındaki kıstasların da geliştirilmesi gerekiyor. Sayıştay'ın örgütlenmesinin tamamlanması gerekiyor. Çünkü taşralardaki muhasebe sisteminin yeterli olmadığı aşikar, merkezden bunların denetlemesinin yapılması söz konusu değil. Son bir şey daha anlatayım ki olayın büyüklüğünü anlamak açısından. İl özel idarelerini mutlaka inceleyin Yunus Bey. İl özel idareleri köy hizmet götürme birliklerinin yerine kuruldu. Hala var ama bölümlere ayrıldı. İl özel idarelerine büyükşehir belediye ve ilçe belediyelerinin sınırlarında kalarak bazı görev tanımları yapıldı ve yapacakları bellidir bunların. Köy hizmet götürme birliklerine para aktarma kıstasları da bellidir. Ama ne yazık ki son özellikle 2 yıl içerisinde okuduğumuz raporlarda il özel idareleri gelen bütün bütçeyi köy hizmet götürme birliklerine aktarıyor. Sebebi 4734 sayılı ihale kanunundan kaçmak ve Sayıştay'ın denetiminden kaçmak. Buraya çünkü köy hizmet götürme birliklerinin yapılan ihalelerin tamamı denetim dışı. İl özel idareler her ne kadar denetleniyor gözükse de orada il özel idaresini oluşturan birçok belediye meclis üyesinin dolaylı yollarla orada ihaleler yaptığını görüyoruz. Ve bu rakamlar azımsanmayacak rakamlar milyar TL'lere kadar çıkıyor toplamında tüm Türkiye'ye bahsettiğimiz zaman. Yeni sistemde bu olmuş. Değişik sistemler yaratılıyor. Değişik türler yaratılıyor. Ve yolsuzluğun bu kadar çetrefilleştiği, olağanlaştırıldığı ve kendilerine hak görüldüğü bir ortamda Sayıştay'ın denetleme mekanizmasının çok iyi çalıştırılması, Sayıştay yetkililerinin artık dokunulmaz olması, bağımsız olması ve elde ettiği bulguları yolsuzluk bazı altında hukuka taşıması, kendisinin dışındaysa Cumhuriyet Savcılıklarıyla birlikte koordine olarak kamunun uğradığı zararı tahsil etmesi gerekiyor ve bunu da kamuoyuna zamanında bilgiler verip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aydınlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, çok iyi. Çok önemli noktalara temas ettiniz. Gerçekten bizim için de çok faydalı oldu. Umarım yararlı olur. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini konuşmaya devam ediyoruz, tartışmaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi. Akif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Akif Bey'le beyannamenin 7. maddesini yani Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak, Ulusal Vergi Konseyi ve TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulacaktır başlıklı bölümü ele alacağız. Akif Bey şöyle başlayalım istiyorum. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacaktır diyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Son dönemde AK Parti döneminde neler oldu ki Sayıştay gerçek işlevinden uzaklaştı? Sayıştay bütün demokratik ülkelerde kamu harcamalarını
Türkiye büyük, daha doğrusu parlamento adına denetleyen bir kurumdur. Bu denetim sonuçlarını Sayıştaylar daima parlamentoya sunarlar ve parlamentoda bu denetim sonuçlarına göre gerekli değerlendirmelerini yapar. Sayıştay bütçe hakkı kavramının bir uzantısıdır. Bütçe hakkı bizim ülkemizde sadece kamu maliyesine ilişkin bir kavram olarak ele alınır ama bu doğrusu çok eksik bir ele alma, düşünme tarzıdır. Doğrudan temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir kavramdır bütçe hakkı. Bütçe hakkı şudur, demokrasilerde kamu harcamalarının yapılması için halka getirecek yükümlülükleri, halkın ödeyeceği vergilere gerçekte halkın kendisinin karar vermesidir. Yani temsili demokrasilerde bu karar seçilmiş temsilciler yani milletvekilleri aracılığıyla verilir. Bütçe kanunlarıyla parlamentolar yürütme organına vergilerin toplanması konusunda izin, harcamaların yapılması konusunda da yetki verirler. Yani bütçe kanunu anlamı budur. Bütçe kanunu çıkmaz ise yürütme organları, hükümetler, cumhurbaşkanları her neyse ne vergi toplayabilir ne de harcama yapabilir. Tabii bizim şu andaki sistemimizde bu değişti. Bütçe kanununun çıkmaması diye bir ihtimal söz konusu değil. Çıkmazsa Cumhurbaşkanı bir önceki yıl bütçesini yeniden değerleme oranını artırmak suretiyle harcama yapabilir, vergileri de toplayabilir. Bu aslında bütçe hakkından bir sapmayı ifade ediyor. Demokratik bir anlayış değil. Eski parlamenter sistemimizde bütçe kanunları çıkmaz ise ve yerine parlamento geçici bütçe kanunu çıkarmaz ise iktidarlar anayasa harcama yapamazlar, vergi toplayamazlar. Bütçenin zamanında çıkmadığı dönemler olmuş mudur? Olmuştur. O zaman geçici bütçeler çıkarmıştır parlamento. Ancak bütçenin çıkmaması nedeniyle istifa eden bir hükümet vardır. 1970'li yılların başındaki Süleyman Demirel hükümetidir. Çünkü bütçe bir güven oyu demektir. Bütçe çıkmıyorsa harcama yapamazsınız, vergi de toplayamazsınız. O nedenle de Demirel hükümeti o zaman istifa etmek zorunda kalmıştır. Ama parlamento devlet durmasın diye bir geçici bütçe kanunu çıkarmıştır. Şimdi bütçe hakkı sadece bütçelerin yapılmasını, bütçe kanunlarının çıkarılmasını kapsamaz. Aynı zamanda onun uygulanmasını ve sonuçlarının denetlenmesini de kapsar. İşte bu denetim işlevini demokrasilerde sayıştaylar yapar. Türkiye'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devletin bütün harcamalarını, gelirlerini, mallarını sayıştay denetler. Bu denetim sonuçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Sayıştay raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmektedir. Ancak bu ancaktan sonrası önemli. Biliyorsunuz konuşurken ama ancak kelimesini kullanırsanız öncekilerin bir hükmü kalmaz. Şimdi AK Parti döneminde Sayıştay yasasında yapılan bir değişiklik ile Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasından önce bir değerlendirme komisyonu vasıtasıyla bu raporların gözden geçirilmesi esası getirildi. Böylece Sayıştay raporlarının hangi çerçevede meclise sunulacağına Sayıştay'daki değerlendirme komisyonu karar verecektir. Yani ülkemizde bir filtre var. Evet, tabii ki. Yani evet, o komisyon maalesef bugün Sayıştay ne kadar anayasal bir kurum desek de siyasal iktidarın bildiğimiz hegemonyası çerçevesinde maalesef meclise gelecek, gönderecek olan raporları bir süzgeçten geçiriyor. Dolayısıyla bugün Sayıştay aslında gerçek işlevine sahip değildir. Yine bugünkü bütçeden, özellikle 2021 yılı bütçesinden bir örnek vermek istiyorum. 2001 yılı bütçesiyle önceki yılların bütçe anlayışı değişti. 2021'e kadar fonksiyonel bütçe dediğimiz bir kavram vardı. 2021 ile beraber program bütçe
aşamasına geçildi. Program bütçe gerçekte teorik tanımında kötü bir şey değildir. Devletin bütün harcamalarının bir program esasında düzenlenmesini ve bu programların maliyetlerinin, performansının denetim aşamasında da Sayıştay tarafından denetlenmesini öngörür. Ancak bütçe akı çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'na, yürütme organına harcama yetkisi verirken hangi programlar itibariyle bu harcama yetkisini verdiğini bilmek zorundadır. Bilmezse parlamento neye, hangi programa, hangi harcama topluluğuna hangi ödeneği verdiğini bilemez. Bu da bütçe hakkından bir sapmayı ifade eder. Bir örnek vermek istiyorum. Enerji Bakanlığı bütçesinden bir örnek vereceğim. Şöyle, bakın program bütçeye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan programları ben size söylüyorum. 3 tane program var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine baktığımızda bütçenin 3 programdan oluştuğunu görüyoruz. Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği, tabii kaynaklar. Meclis, milletvekilleri bu 3 programı görüyor. Oysa gerçek program bütçe uygulamasında bunun alt ayrıntılarını görmemiz lazım. Örneğin sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliğinin 2 alt programı var, onu söyleyeyim. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum. Bunun da daha alt programları var. Örneğin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum alt programının alt ayrımları 3 gruptan oluşuyor. Birincisi enerji sektörüne ilişkin iklim müzakerelerinin yürütülmesi. İkincisi enerji sektörüne ilişkin sürdürülebilir çevre çalışmaları. Üçüncüsü yıllık sera gazı envanterine enerji sektörü açısından katkı sağlanması. Ancak 2001 yılı bütçesinde değil alt bu alt ayrımları, onun bir üstündeki alt programı da parlamento bilmiyor. Bu son derece yanlış. Bu çerçevede Sayıştay'ın yapacağı denetim de eksik olacaktır. Bizim arzu ettiğimiz 2. yüzyıla çağrı beyannamesinde bizim ifade ettiğimiz devlet topladığı vergilerden hangilerini hangi programlara alt ayrıntılarına kadar ayırmıştır ve bu ayrılan ödeneklerin etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde denetlenmesini de Sayıştay yapacaktır. Sayıştay'ın yasayla kendisine verilen görev budur. Kendisine verilmiş olan kaynakların, yani idareye, yürütme organına verilmiş olan kaynakların etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde denetlenip denetlenmediğini araştıracaktır. Kullanılıp kullanılmadığını denetleyecektir ve bunun sonuçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir raporla sunacaktır. Bir örnek daha vermek isterim bu konuda. Örneğin kamu özel işbirliği projeleri. Şu an bu çerçevede düzenlenmiş olan sözleşmelerin tutarı 78 milyar dolardır. İşletme hakkı bedelleri tutarı da 78 milyar dolardır. Yani toplam bugüne kadar imzalanmış olan sözleşmeleri söylüyorum. 156 milyar dolarlık bir yükümlülükle devlet karşı karşıyadır. Oysa biz diyoruz ki bu kamu özel işbirliği projeleri pahalı projelerdir. Devlet bunları bu modelle değil, borçlanarak da yapabilir. İşte Sayıştay kaynakların etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde denetlenmesi, kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi çerçevesinde kamu özel işbirliği projelerinin borçlanma yoluyla gerçekleştirilecek olması halinde maliyetin ne olduğunu ortaya koyacaktır. Köy modeliyle gerçekleştirilen bu projelerdeki bugünkü maliyeti ortaya koyacaktır. Sonucu elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi
değerlendirecektir. O karar verecektir. Bunun evet, buradan kesin hesap kanununa gelmek istiyorum. Tamam, ben de bunu soracaktım. Evet. Evet, böyle devam edelim. Akışı ben bozmayayım. Öyle gerçekten mi? Yo, sen yine önemli bir noktaya da gelmiş oldunuz. Evet. Çünkü yani izleyicilerimizin şunu bilmesi açısından neticede kesin hesap komisyonu önerisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bunun da başına muhalefet partisinden bir başkanın gelmesi önerisi. Az önce sizin ifade ettiğiniz Türkiye'nin genel demokratikleşmesi problemi bakımından ve tabii bütçe hakkı kaynakların nasıl harcandığı bakımından çok anlamlı, önemli bir konu. Evet. Tam da bunu soracaktım. Siz oraya gelmiş oldunuz. Tamam, evet. Şimdi biz de Türkiye'nin siyasal geleneğinde, siyasal kültüründe daima gelecek yıl bütçesi önem taşıyor. Geçmiş yılın bütçesi önem taşımıyor. Herkes önümüzdeki yılın bütçesi ne getirecek diye onu konuşuyor. Örneğin 2001 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken hep o öne çıktı. Oysa o bütçeyle beraber 2019 yılı kesin hesap kanun teklifi de görüşüldü. 2019 yılında iktidara, yürütme organına verilen ödenekleri, harcama yetkisini iktidar nasıl kullandı? Hakikaten kaynakları etkin kullandı mı, ekonomik kullandı mı, verimli kullandı mı? Bu ilgi çekmiyor. Oysa Sayıştay raporları burada önemli işte. Sayıştay onu denetliyor özellikle. Bunun ilgi çekmemesinin nedeni mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut komisyon yapımızda kesin hesap kanun teklifleri de bütçe kanun teklifleriyle aynı komisyonda görüşülüyor olmasıdır. Plan ve Bütçe Komisyonu. O nedenle 2. yüzyıla çağrı beyannamesinde diyoruz ki bu ikisini birbirinden ayıralım. Ayrı bir kesin hesap komisyonu kuralım. Kesin hesap komisyonu önceki yıl, işte bu örneğimizde 2019 yılı bütçesiyle yürütme organına, iktidara verilen vergi toplama izni, harcama yapma yetkisi, amacına, usulüne uygun olarak kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Kaynaklar etkin, ekonomik verimi kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Bunu denetlesin. Ama bu denetimin etkili olabilmesi için de bu komisyonun başkanı daima muhalefet partisinden olsun. Ancak öyle etkili olabilir. Yine oraya iktidar partisinin bir başkanı gelirse o komisyon etkin çalışmaz. Bu çok önemli bir örnektir. Çok önemli bir uygulama olacaktır. Gerçekten bütçe hakkı anlamına kavuşacaktır ve bütün toplum bütçe hakkına çok daha fazla sahip çıkacaktır. Biz bu kadar vergi ödemişiz. İktidar bak ne yapmış. Kaynaklarımızı iyi kullanmamış. Bu hakikaten temel hak ve özgürlükler açısından da önemlidir. Yani bütçe hakkı sadece kamu maliyesinin bir kavramı değil. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir kavramdır. Çünkü anayasalarda iktidarın gücü bireyin hak ve özgürlüklerine karşı sınırlandırılır. Bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale edebilecek en büyük güç devlettir. Yani yürütme organıdır. İşte bu sınırlandırma ihtiyacı vergilerin toplanması ve harcamaların yapılması konusunda da kendisini gösterir. Onun için önemlidir kesin hesap komisyonu. Evet. Çok faydalı açıklamalar oldu Akif Bey. Gerçekten yani karmaşık bir konuyu çok yalın anlatabilmek tabii bu alanda önemli bir uzmanlığı gerektiriyor. Bu tabii olabildi mi bilmiyorum. Tabii çok de. Çok yerinde oldu, çok iyi oldu, çok faydalı oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum katkınız için. İzleyicilerimize ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim.